Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ati'nin 3. sezon bölümleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Ya bu bölüm biraz uçmuşlar gibi geldi bana. Nedenine gelecek olursak çok fazla başka dizilerden göndermeler var. Çok fazla ezoterik göndermeler var. İşte yeni dünya düzeni diye bir muhabbet var biliyorsunuz. Şu Great Reset muhabbeti. Ona aşırı derecede gönderme var dizide. Bakın şurada mesela Yıldız Geçitleri artık ezber bozan TV'den güzel bir video gelir bununla alakalı. Onunla ilgili işte şeyler var, göndergeler var. İşte gene zamanda yolculuk. Bu Ozan ben önceki videolarımda da söylemiştim kaç tane Ozan var. Şimdi bu Ozan başka Ozan. Ozan'ın annesi başka boyuttan geliyor. Öyle karman çorman şeyler. İşte New Age tarikatı gibi geldi bana o gizli tarikat. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Mo Yıldız Geçidi. İşte burada da şeye gönderme var. İşte telepati yoluyla iletişim kurma. Geleceğin dünyasına aşırı gönderme var. Ben buna bir değinmek istiyorum. Kızın gücü. Annenin ona bir aşırı bireysel davranması. İşte singularity. Üst insan olma, işte ruhun bilgisine erişme gibi şeyler var arkadaşlar. Ya bir de bir yer göstermek istiyorum ya gerçekten. Açayım da bir hemen. Orası açılana kadar Game of Thrones'tan bir sahneyi göstereceğim. Sonra size 4. bölümün son bölüm sahnesini göstereceğim. Yani biraz da araklamayın kardeşim yani. Olmamış. Geçelim hemen. Şu reklam geçsin de biraz telif yemeden biz. Nerede sesi? Kısalım da sesi. Ben size o sahneyi göstereceğim. Ya bu kadar da olmaz. Neyse. Son devam et demişim. Bakalım. Ha şurada. Ha yani ormanın çocuklarını da bu kadar taklit etmenize gerek yok. Sesi kısalım da telif yemeyelim. Başlıyor burada. İzliyorsunuz. Burada bir ayin var. Hatta biraz daha geriye mi gitsek ayin konusunda? Tövbe yarabbim. Neyse saçma geldi yani. Heh. Atıyor ediyor. Sonra annesiyle şey ediyor. Ne bileyim işte iletişim kuruyor, geçmişe gidiyorlar. Biraz da astrolojiye çok gönderme var. Bunu da söylemek istiyorum. Zaten yeni dünya düzeninde astrolojiye çok başlıyor. İşte gökyüzünde ne varsa yerde de o vardır mantığı hakim. Şimdi gelecek o sahne. Yani Game of Thrones'ta da ayaklamayın kardeşim. Şey, Göbekli Tepe'yi de öyle görüyorlar zaten ilk insanların olduğu yer. Ay çocuk bağırdın. Heh, izleyin. Tövbe yarabbim. Kızı da kurban ediyorlar. Bir kurban ayininden bir şeyler gösteriyorlar size. Yani şimdi görüyorsun ejderha camını göreceğiz yani çok ilginç. Bir de dikkat ederseniz Ozan'ın boynunda da ejderha camı gibi bir şey var. Neyse biraz Game of Thrones'u yad etmiş olduk burada bakın. Oo, oradaki şeyi de gördünüz mü? Neydi? Şurada. Aynı onlar gibi. Bak 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 bıçak geliyor gel gel gel. Evet neyse burası daha sohbetvari oldu bu videoda sizinle. Yani öyle yarı Game of Thrones yarı o işte orada şey oldu ayinde hani işte dedi ormanın çocuklarında o işte evet ejderha camımızı gördük dersin tekrar şey yapacağım yani sanki hani şu sahne bana Game of Thrones'un o hani Night King gidiyor ya birini öldürmeye o sahneyi hatırlattı şu da zaten ejderha camı arkadaşlar hop bakıyoruz şurada da bir adet ejderha camımız var yani böyle çok ezoterik yapılar vardı yeni dünya düzenine aşırı gönderme vardı her yerde mesela İsrail şeyi vardı dikkat ederseniz o yıldızı vardı işte New Age tarikatı işte gizli bir örgü de New Age tarikatı gibi geldi bana öyle ezoterik aşırı ezoterikti bu bölüm öyle söyleyebilirim gene işte eski biraz kelt inancı hakimdi bana öyle geldi arkadaşlar benim diziyle ilgili yorumlarım bunlar zaten klasik işte zamanda yolculuk yıldız geçidi gibi şeylere aşırı derecede vurgu yapıyor pagan inancına çok fazla vurgu yapıyor zaten yeni dünya düzeninde pagan inancı hakim biliyorsunuz kelt inancı dizide bizim ülkede de her şey bir araklama şeyi var burada da bunu görüyoruz arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.